Efendim şimdi 14. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Avrupa Birliği'ne mesaj verdi. Şimdi bu başlıkla devam etmek istiyorum. CNN Türk masasına şöyle ayağa kalkayım. Neler söyledi Sayın Fidan? Sizleri okuyayım efendim. Sayın Fidan dedi ki Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin akamete uğratılması stratejik körlüktür. Süreç tam üyelik perspektifiyle canlandırılmalı. Türkiye'siz Avrupa Birliği küresel bir aktör olamaz. Ee, bazı NATO ülkeleri Suriye ve Irak'ta PKK ile olan işbirliğine son vermeli dedi. Ee, Sayın Fidan'ın o önemli açıklamasından satır başları böyle. Sayın Ar, ben sizi tekrar böyle alayım mı? Ee, bu bölümü de ben sizinle ayakta gerçekleştirmek istiyorum. Şimdi Türkiye'nin Avrupa Birliği yoluyla ilgili e, ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir süreç var bizim önümüzde? Şimdi tabii Ukrayna Savaşı yaklaşımları çok değiştirdi. Avrupa Birliği Ankara anlaşmasından beri hı hı. yani 1967 galiba değil mi? 63. Yani tam üyelikle ilgili bizim irademizi ortaya koyduğumuzdan beri Türkiye'nin e, bu yaklaşımını kendi menfaatleri doğrusunda kullandı. Ve açıkçası e, çok amiyane bir ifade olacak belki ama, bizi kapılarına bağladılar, içeriye almadılar, dışarıya da salmadılar. Ve bunun bedelini Türkiye çok ağır bir şekilde ödedi. Ama, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehditler bir başka denklemi de beraberinde getirdi. Özellikle YPG, PKK terör örgütüyle geliştirdikleri angajmanlar. Çünkü bu yıkıcı, bölücü, ayrılıkçı bir terör örgütüydü. Ve Türkiye'yi değişik dönemlerde, yani etki ürettiği dönemlerde parçalamaya soyundu. Arkasında kim vardı? Dost ve müttefiklerimiz vardı. Mescum Ağa Çatışmalarından sonra... Diğer bir terör örgütünün Türkiye'nin yönetimini ele geçirmek üzere devreye girmesi, yani bir darbe girişimine tevessül etmesi de e, sorunu çok derinleştirdi. Türkiye parçalanmış olsaydı, yani amaçlarına ulaşmış olsalardı, bölgeye dair son derece önemli, farklı bir denklem, bir kurgu oluşturacaklardı. Ama Türkiye yıkılmadı. Türkiye bir şekilde ayakta kalmayı başardı. Şimdi Ukrayna Savaşı'nın üretmiş olduğu temel gerçeklik içerisinde yaklaşımlar çok değişti. Değiştiğini düşünüyorum en azından. Niyetlerde bir değişme var mı? Yok ama e, kendi, Hangi açıdan, kendi, neler değişti? kendi zafiyetlerini çok gördüler. Biraz önce e, Alman Bakanı'nın açıklamalarını okuyordum. Dedi ki çok zor durumdayız. <laughs> ordumuz, Ordumuz yok. Zaten... Bonsai ordu diyorlar. Yani fonksiyonlarını yerine getiremeyen evet. orduları var. Kışlalarımızda elektrik yok, duş yok, tuvalet yok. Şimdi bırakın bunlar, bunlar idari işler. Savaşacak askerleri ve savaşacak ekipmanları yok. Ellerindeki uçaklar var, uçakları uçuramıyorlar gibi pek çok sorunları var. Ve Amerika Birleşik Devletleri olmadan bağımsız bir hareket yapmaları mümkün değil. Bu nereden beri, Sü Süveyş krizinden beri aslında 1950'lerden beri böyle. Şimdi güvenlikle ilgili ağır sorunları var, göçle ilgili ağır sorunları var ve kendi içlerinde gerçek anlamda bir birlik olmakla ilgili ağır sorunları var. Aslında Avrupa Birliği tam anlamıyla bir birlik değil. Yani birlikleşme süreçlerini tamamlamış bir yapı değil. Hem gerek kanunlarıyla, hele ki e, sayıların artmasıyla. İşin içinden çıkamaz bir hale geldiler. Yani bir kere karar alma süreçleri tıkanmış durumda. Eylem üretme kapasitelerini yitirmiş durumdalar. O zaman... Yani birlik bir, kendi içinde varlığını mı sorguluyor aslında diyorsunuz? Hayır bir kere Avrupa Birliği içerisinde bir, bir Avrupa Birliği kendisini sorguluyor. Dağılmamız lazım. Yeni bir yapı oluşturmamız lazım. Yani yeni bir e, müfredat oluşturmamız lazım. Yani yeni kanunlar oluşturmamız lazım. Çünkü olmuyor. Bir kere yaklaşımları farklı. Fransa olayı bir stratejik işbirliği bir e, güç alanı olarak değerlendirirken Almanya öyle yaklaşmıyor ki. Almanya üretmiş olduğu malı pazarlayacağı bir o şey olarak görüyor. Şimdi burada Avrupa Birliği'nin bir ruha ihtiyacı var. Bir diğer tarafıyla da bana sorarsanız stratejik bir akılla Türkiye'yi Türkiye ile e, Türkiye bir işbirliği yapmaya ihtiyacı var. Şimdi tabii e, Sayın Erdoğan'ın Avrupa Birliği'yle ilgili çıkışından sonra kendi içlerinde de tartışmaya başladılar. Mümkün değil diyorlar. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne bu koşullarda girmesi mümkün değil diyorlar. Çünkü temelde şeyleri ne? ortaya koydukları maske mazeret ne? Türkiye demokratik bir ülke değil diyorlar. Bir maske mazeretle beraber ama hani içlerine kattıkları pek çok ülkenin şeylerine baktığımız zaman bunun bir maske mazereti olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi yeni bir arayışları var. Türkiye ile özel bir ilişki geliştirme. İşte nedir o özel ilişkinin kapsamı? Yani bunun, bunun adını gümrük birliği diyorlar, bunun adını işte e, serbest dolaşım diyorlar, göçmen diyorlar ve e, kendine özgü bir takım güvenlik bağları ve ekonomik bağlar geliştirerek e, bu işi devam ettirebiliriz. Çünkü şöyle şöyle bir kaygıları var. Türkiye gibi demografisi güçlü bir ülkenin Avrupa Birliği'ne girmesi. Avrupa genelinde Türkiye'nin büyük bir inisiyatif üretmesi demek. Patronajı oynaması demek. Yani 85 e, sandalyesi var. O sandalyelerden üstünlük sağlayacak şekilde ele geçirmesi demek. Bunu, bunu istemiyorlar. Yani Türkiye'nin hele ki böyle bir e, şeyi farklı olan e, kültürü, medeniyeti, e, ilkeleri, hedefleri, idealleri ve inancı farklı olan bir ülkeyle işbirliği konusunda son derece şeyler. Yani e, uzaklar. Ama bir diğer tarafıyla da ihtiyaçları var. Bunu e, sağlamaya dair bir takım formüller peşindeler. E, bir diğer tarafıyla tabii meseleyi onlar açısından ele alıyoruz ama bizim açımızdan ele aldığımız zaman da e, sorun bizim bizim açımızdan da çok kolay yaşanabilir bir sorun değil. Yani sonuçta şöyle bir cümle kuralım en basitiyle. Güney Kıbrıs'ın kesimini 2003 yılında Avrupa Birliği'ne alırlarken e, bütün adanın temsilcisi olarak aldılar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin işgal edilmiş topraklar olarak tanımladılar. Şimdi biz bunu kabul edebilir miyiz? Bu bir. Orada hata. E,